Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün çantamızın astarını dikiyoruz, fermuarını dikiyoruz. Bakın beraber çantamızın sapını başlamıştık. Buradan sapımı ördüm. 7 sık iğne ile örmüştüm. Burada 5 sık iğneye düşürdüm. Her iki taraftan da birer tane azalttım. Uç kısmında böyle bir incelik yaptım. Neden? Çünkü bu aparatı kullanarak çanta askımızın boyunu uzatıp kısaltabilmek için şöyle düz yüzü burası. Bu şekilde geçiriyoruz ve uç kısmını da şu ortadaki demire dikeceğiz. Burayı buradaki uç kısma geçirmemiz gerekiyor. Buraya ekstra bir aparat almamanız için diğer videolarımı da seyrettiyseniz genellikle evde kendiniz yapabileceğiniz şekilde çanta sapları yapmaya çalışıyorum. Çünkü biliyorum ki hazırlar çok pahalı ve siz de ekstra bir masrafa girmeden çantanızı kendiniz tamamlayın. Ve şimdi bu kemeri buraya takabilmek için bir köprü oluşturacağız. Şöyle ortaladım. Şurası yeterli sanırım. Biraz daha yakın çekelim. Bakın 2, 4, 6, 7 oldu görünürde. Bir tane daha yapalım. Ve şöyle karşı tarafa monteledik. Bakın burası köprü görev görecek. Tabii ki biraz daha sağlam olması için şuraya bir kez daha batıyorum. Tutan kısmı burası olduğu için sağlamlaştırıyorum ve zincirimin üzerine sık iğne çalışıyorum. Başlangıçtaki ipimi de arada tutarak temizliyorum bu arada. Bir tane daha yapalım. Ve son olarak da başlangıç yerimize tekrar batalım. Ve çantamızı da şöyle düzeltelim biraz. Kemer takmak için köprümüz hazır. Şöyle sık iğneleri düzeltirsek. Şimdi çantamızın sapını şöyle bakın düz olarak getiriyorum. Bu aparatımızı geçirdik ve uç kısmını dikmeden önce buradan geçiriyorum.
ve geçirdikten sonra da şu kısma dikeceğiz. Bu kısma dikerken de tığ ile birleştirmeyi denedim ama burada sabit olduğu için ve küçük bir alan olduğu için tığ ile yapamadım. O yüzden dikerek birleştireceğim. İğnemi bulabilirsem tabii ki. Şuradan geçirdim. Bu taraftan çıkarıyorum. Bir defa daha geçiriyorum. Bu taraftan çıkarırken sık iğnenin tepesinden de çıkıyorum. Geçirdim. Buradan çıkarıyorum. Bir defa fazladan sarıyorum demirin üzerine. Tabii ki sapa da geçirerek sapla beraber de iki defa sarabilirsiniz. Şu şekil. Bir defa çıktık. Aynı yerden bir defa daha geçiyorum. İpler diğer tarafa kaydığı için düzelteceğim. Ve dikişi bu şekilde tamamlayacağız. Sapımız da gördüğünüz gibi hazır oldu. Şimdi astarımı içine yerleştiriyorum hemen. Küçük bir cep de yapabilirsiniz. Şöyle biraz alt kısımdan. Şuradan dikmeyi düşünüyorum. Şöyle iğneyle tutturabiliriz. Bu şekilde tutturacağım ve fermuarımızı da bu kısımdan dikeceğiz. Şimdi fermuar kısmını nasıl hazırlayacağımı göstereceğim. Astarımı da şu şekilde çantamı kumaşımın üzerine koydum. 1 santim fazlalık bırakarak kestim. 2 kat katlamıştık tabii ki astarımızı. O şekilde önce alt kısmını dikiyorum, sonra ağız kısmını dikiyorum. Fermuar kısmına da bu şekilde bir ekstra aparat ördüm. Arası açık ve burada tekrar birleşiyor. Fermuarımız. Beyaz bir fermuar kullanacağım. Şöyle bu aparatın arasına dikeceğiz. Ve daha sonra da çantaya monte edeceğiz. Oval olduğu için uç kısmını böyle sivri başladım. Şimdi beraber sizlerle de başlayalım küçük bir parça olarak.
İlmeğimi aldıktan sonra bir zincir, iki zincir çekiyorum. Birinci zincirin içerisine batarak bir sık iğne yaptım. Bir zincir çekiyorum, dönüyorum. Sık iğnemin içerisine batıyorum. Bir, iki. Zincirimi çektim, dönüyorum. Bir, aynı yere iki ve diğer sık iğneye de yine iki tane sık iğne yapıyorum. Bir, iki, dört oldu. Dört olarak devam ediyorum. Siz daha kalın isterseniz daha da kalın ilerleyebilirsiniz. Ben dört olarak yaptım. Biraz bu mesafeyi örüyorum. Çantamın ağzının boyunca fermuar dikmeyeceğim. Biraz uç kısımlarda dikili kısım kalsın istiyorum. Yani orta kısmından açılsın. Mantığı bu şekilde, küçük bir şekilde anlatacağım ben, uzamaması için. Şimdi dönüyorum, ayırıyorum. Ortadaki boşluğu oluşturacağız. Bir, iki, bir zincir çektim, döndüm. Önce bir tarafı, sonra bir tarafı örüyoruz. Bu kadar mesafe yeterli sanırım. Şimdi diğer tarafı da örelim. İpimi buradan tekrar monteliyorum. Bir zincir çektim. Bir zincir dönüyoruz. Şu kısım çift sayı 4 tane 2 2 böldük. Siz kalınlaştırmak isterseniz 6 8 10 yapabilirsiniz. Yani 2'ye tam bölünmesi için ben çift sayı tercih ettim. Bakalım gelmiş mi? Ve evet. Şuradan ipimi şöyle çekiyorum. Bakın sıramız tamamlanmış. Buradan devam ediyoruz. Bu şekilde birleştirmiş olduk. Döndüm. Yine uç kısmında
bir miktar öreceğim uzaması için. Burada bir, ikinciden de ilmek alıyorum ve üçünü beraber topluyorum. Eksiltme yaptım. Bir, iki, yine üçünü beraber topluyorum. Eksiltme yaptım. Döndük. Bir, ikinciden de ilmek alıyorum ve bir sık iğneye bu kısmında düşürmüş olduk. Bu şekilde ortaya da fermuarımızı yerleştireceğiz. Fermuarımızın boyu ne kadar olacaksa o kadar açıklık bırakacağız. Bakın ben istediğim oranda açıklık bıraktım. Diğer kısımlarını kapalı ördüm. Ve çantamın şöyle ağız kısmına ölçerek aldım bu ölçüyü de. Fermuarımı bu şekilde yerleştireceğim. Tabii ki biraz fermuardan şöyle uzak dikmelisiniz ki açıp kapatırken bu kısımlara takılmasın. Önce fermuarımızı dikeceğiz. İğne alıyorum. İğnemi aldım. Şuradan fermuardan da geçti ipimiz. O kadar ince ki dikiş ipi. Böyle minik minik adımlarla sağlam bir şekilde dikeceğiz. Makinede dikemeyiz çünkü katip çok kalın. Böyle elimizde estetik bir şekilde dikelim. Alt taraftan da bu şekilde. Şimdi tüm etraftan dikeceğim ve şu uç kısmının kalkmaması için buradan da şöyle dikmeyi planlıyorum. Hem bu katlanıp fermuara engel de olmaz. Daha temiz olur. Şimdi dikme işlemini tamamlayacağım ve sizlere yine göstereceğim. Fermuarımı bu şekilde diktim. Arka tarafında dediğim gibi kenarlardan da tutturarak diktim. Şimdi fermuarımızı çantaya monte etmemiz kaldı. Şöyle
Bakın bu şekilde dikiyorum. Tabii ki isterseniz fermuarı biraz içten de dikebilirsiniz. Yani şurada astarı dikeceğiz. Fermuarı da bu hizadan ya da astarı çok az bir şey içeriden alıp şu yeşil olan ipimizin hizasından dikebiliriz. Şimdi ben yine aynı bu teknikle dikmeye devam edeceğim ve bitmiş halinde sizinle paylaşacağım. Çantamın dikim işlemini de tamamladım. Bak size de söylemiştim, isterseniz biraz içten dikebilirsiniz diye. Başlangıçta yukarıdan nasıl dikeceğinizi göstermiştim. Burada küçük bir parçayı bıraktım. En azından nereden ilmekleri battığımı gösterebilmek için. Burada geçiriyorum. Karşıdan da sert olduğu için biraz zor batıyorum ama buradan batıyorum. Hep battığım yerleri çift battım. Tek ipin üzerine bırakmıyorum. Yine karşı tarafa geldim. Böyle. Bakın üstte şu iki ipi bırakıyorum. Alta doğru giden dik ilmeklerin altından geçiyorum. Biraz içte kalmasının daha iyi olacağını düşündüm. O yüzden tekrar içten dikmeye karar verdim. Siz tabii ki tam buradan da dikebilirsiniz. Ve dikim işlemimiz tamamlandı. Bakın gayet düzgün ve beraber örmüş gibi bir görüntümüz var. Böyle ben ipimi ilmeklerin altından geçerek sağlamlaştırıyorum.
En son geçtiğim yerden tekrar geçiyorum. Bir düğüm görevi görmesi için. Astarı makineyle de dikebilirsiniz. Kağıt ip kalın ama kalın dikeceğini düşünüyorsanız makinenizin. Ben elimde diktim. Yine en son geçtiğim yerden geçiyorum. Böyle birkaç sefer geçiyorum ben. Ki ipimiz sert bir ip. Olur da geçtiğimiz yerlerden çıkarsa diye. Ve dikme işlemini tamamladıktan sonra da ipimi tam dipten kesiyorum. Ve görüntüsü bu şekilde. Siz dilerseniz fermuarınızı daha fazla yapabilirsiniz. Ben ortada bir açıklık olsun istedim. Çok büyük bir açıklık olmasın. Böyle astarımı da diktim. Bakın astarımı da elimde gizli dikişle diktim bu kısma. Çantamızın sapının birleşim kısmı ve arkadaki kısmı da yine dikerek birleştirmiştik bu şekilde. Gayet düzgün bir çanta elde etmiş olduk. Biraz büyük oldu katip olduğu için ama daha kibarını isterseniz farklı iplerle de deneyebilirsiniz. Ya da katiple de bir sıra eksik yaparak biraz daha küçüğünü elde edebilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Çantamızı tamamlayabilmek için bir önceki ve ondan önceki, yani bu videodan önceki iki videoda çantamın motif yapımını, dikimini anlatmıştım. Onları da seyredebilirsiniz. Videolarımı beğeniyorsanız desteklerinizi bekliyorum. Destek veren herkese de çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoya kadar hoşça kalın, sağlıcakla kalın.